Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel sever isen gerdanı benli. Her güzelin kahrı çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş. Her güzelin kahrı çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş. Sevdiğim değildin böylece ezel. Aşkın bağına düşürdün gazel. İbrişimden nazik sandım güzel. Meğer polat gibi bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş. Meğer polat gibi bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş. Seyraninin gözü gamla yaşımış. Aşkı sevda cümle derde baş imiş. Ben gönlümü toprak sandım taş imiş. Eyvah taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş. Merhaba sevgili kanal ve izleyicileri. Bir hafta aradan sonra tekrar canlı yayında birlikteyiz. Çok kıymetli hocam, Ziyad hocam, Ziyad Şahin burada. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde onunla yaptığımız programlar tekrarları da canlı yayın kadar izlenmişti. Biz de dedik ki zaten sözümüz vardı. İlk fırsatta buluşalım ve canlı yayında izleyicilerimize karşılaşalım. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İlkeciğim hoş bulduk. Gayet iyiyim demeyi çok isterdim ama hem iyiyim hem kötüyüm. İyiyim çünkü gün akşama kadar okuldaydım. Çocuklarla beraberdim ve ülkenin geleceğini inşa etmek için çalıştım.
kötüyüm. Ülkemin her tarafından doğal felaketler, sosyal felaketlere dair haberler geliyor. Evet. Bu tabii beni mutsuz ediyor. Beni mutsuz ediyor ama etmeli de, eğer ülkenin durumundan mutsuz olmayacaksam bu ülkede yaşıyor olan bir anlamı kalmıyor. Ben bu ülkede yaşayıp bu ülkede olup bitenlerden mutsuz olan bir adamım. Mutsuz olmayı seviyorum. Çünkü o zaman ülkeme kıymet verdiğimi düşünüyorum. O yüzden ülkeciğim hoş bulduk. Hem iyiyim, okuldan geldim. Hem kötüyüm, bu ülkede olup bitenlere şahit oluyorum. Evet hocam. Maalesef. Maalesef öyle. Kumluca'da bir sel felaketi yaşadık. Kesinlikle. Finike ve Kumluca'ya geçmiş olsun diyoruz. Buradan selam gönderelim onlara. Burada Antalya Belediye Başkanları hemen müdahale ettiler. Yani tabii çok müdahale edildi. Benim için özel bir tarafı da var İlke bunun. Ben 11 yıl boyunca Finike Kumluca'da çalıştım. 300 Adrasan'da öğretmenlik yaptım. 8 sene Finike'de öğretmenlik güzel yaptım. Güzel yerde öğretmenlik kesinlikle yapmıştım. Çok güzel yerler. Tabii buradan Finike'de, Kumluca'daki dostlarımıza geçmiş olsun diyorum. Evet. Ben hemen aradım arkadaşları, haber aldım. Çünkü hepsini tanıyorum, sülale sülale tanıyorum. Evet. Öğrencilerim orada tarımla uğraşıyorlar, turizmle uğraşıyorlar. Çok üzüldük tabii ama benim üzüldüğüm bir şey daha var. Bir öğretmen olarak bunu dünden beri düşünüyorum. Ülkede 200'den fazla üniversitemiz var değil mi İlke? Evet. Ve bununla övünüyoruz. Ama ilginç bir durum var. 200'den fazla üniversitemiz var ama 200 tane kent bilimcisi ya da kent mimarı, kent tasarımcısı yetiştirememişiz. Evet. Ya bu kentleri bu kadar kötü kurmayabiliriz. Bu kadar kötü kurmak zorunda mıyız? Yani yağmur falan yağdığı için bunlar oluyor değil. Ben bir yazı yayınladım. Ali Emin'in gördü diye köşemde. Bunu 10-12 yıl önce yazmıştım. Değişen hiçbir şey yok. Kısaca anlatmak istiyorum hikayesini. Kumluca'da bir yörük obası göçüyor ve yerleşmeye karar veriyorlar. Bir yere, Alakır'a yakın bir yere yerleşiyorlar. Obanın beyi biraz kör bir adam. Hadi buradan kalkıyoruz diyor. Şaşırıyorlar obanın çalışanları, üyeleri. İşte neden gidiyoruz falan. Bir taş alıyor eline. Diyor ki bu taşın sahibi bunu almaya gelir. Anlamıyorlar. Bir çay taşı. Ve bugün sel altında kalan yerler belki 100-150 yıl önce gerçek bir olay, bu yaşanmış çünkü. Oraya yerleşmeye çalışan Yörük Bey'in buraya yerleşilmez. Taşın sahibi onu almaya gelir dediği yer. İlke, kentleri suyun denize doğru koştuğu yere kurarsanız kentleri su götürür. Şey var ya zaten hocam, yani şehirleri su basmıyor. Sen dere yatağını şehir kuruyorsun. Tabii şehirleri su basmıyor. Dururken, suyun denize koşmak gibi bir derdi var. Suyun eski çağlardan beri mesela antik şehirlere bakıyoruz. Antik şehirlerin hepsinin yerleri belli. Yani bundan binlerce yıl önce hiçbir teknolojik iklim istatistikleri yapmamalarına rağmen dediğin gibi çay taşı görüp de bu çayın taşın sahibi gelir, su basar buraları. Tekrar bunu almak için gelir sular. Radyopolis var İlke. Kumluca'nın antik yerleşim yeri Radyopolis var. Son zamanlarda çok ünlü. Radyopolis nerede biliyor musun? Kumluca'nın hemen yukarısında bir tepenin başında. Evet. Denize ve düze yukarıdan yani, bakan adamlar. Zaten şimdi Türkiye'nin tarım politikası ile ilgili birkaç çalışmaya katıldım. Onlardan anlatılan şey şu. Çok verimli tarım arazilerine bina yapılması... Tarıma atılmış en büyük şey. En büyük darbe. Darbedir. Şimdi tarıma darbe vuruyorsunuz. Şimdi sen yamaçlara tabii evleri yapmak dururken getiriyorsun, verimli arazilerin üstünde evleri kuruyorsun. Şimdi bunun Konya Ovası'nı görün. Evet. Bitmek üzere şehir. Ya bunun şöyle bir şeyi var. Şimdi çok verimli tarım arazisine evleri yapıyorsun ya, bu kez tarım için yamaçları teraslıyorsun. Evet. Ve yağmur yağdığında su tutması gereken yamaçlar suyu tutamıyorlar. Son zamanlarda dağlar taşlar kepçelerden yıkılıyor. Kepçeler her yeri delik deşikildi. Tabii insanlar para kazanacak, ne yapıyorlar demiyorum. Bu insanımızın suçu değil. Ama devlet suçlu. Devlet insanı yönlendirir, insana kural koyar, insana yasak koyar. Şehir bilimci yetiştirirsin ya, şehir mimarı yok mu? Yani kentler nasıl kurulur diye üniversitelerde kafa yormuyor muyuz? 200 tane üniversite açıyorsunuz ama şehirleri doğru dürüst kuramıyorsunuz. 200 tane üniversite açıyorsunuz ama insanlara İngilizce öğretemiyorsunuz. 200 tane üniversite açıyorsunuz ama tarım politikanız yok. Ya böyle bir rezillik olmaz. Evet, bu dönemin sorunu da değil. Bu yıllardır. Hayır, ben zaten yani bizim çocukluğumuzda da benzer bir durum vardı. Her şimdiki tabii şeyin sadece bu döneme, yani bu son 20 yıllık şey atmak doğru bulmuyor. Ben zaten dönemsel bir şeyden bahsetmiyorum. Ben ilkokuldayken de bu vardı. Tabii canım. Sürekli müfredat değiştirdi. Tabii, ülkenin tabii. Şeyden itibaren hocam. Kesinlikle. Eğitim geldik, eğitime bakın. Köy enstitülerinden sonra bir dünyaya örnek olabilecek bir eğitim programımız, bir proje, eğitim planı, projemiz sonra yok. Sırf o olmasın, ona benzemesin diye bir gerçekten yıllar boyunca daha da mantıksız bir sistem kurulmuş. Hayır, ona benzemesin, ona benzemesin istemeyebilirsiniz. Ben saygı duyarım. Sen dersin ki Zeyhat hocam, bu hafta sizi konuk aldık, haftaya başka birini alacağım ama size benzemesini istemiyorum.
Evet, onu isteyebilirsin ama şöyle bir ilke koyarsın değil mi? Yine konuşabileceğin, izlenebilecek birileri olsun istersin değil mi? İyi bir şey olsun istersin. Tamam, köyüncüsüne benzemesin ama orijinal model oluştur. Yani bir sistem başka bir sisteme düşmanlık üzerine kurulmaz. Bir sistem başka bir sistemin yerine ikame edilir ve daha iyisi yapılır. Daha iyisini yapmayacaksanız mevcuda dokunmayacaksınız. Evet. O nedenle bu ciddi bir sorun. Ben şimdi bu sorunu ve köy enstitüleri demişken, köy enstitülerinde öğretmenlik yapmış olan Büyük Ozan Aşık Veysel'den bir şiir okumak istiyorum. Hangisini okuyacaksın hocam? Ona göre ben de sana sen bir ceylan olsan. Ben bunu çok seviyorum. Peki ben onun türküsünü söyleyeyim mi sonra yoksa? Sana kalmış, bence söyle. Yani onu sana bırakıyorum. Ama ben okumak istiyorum. Evet. Köy enstitüleriyle nasıl bir bağlantısı var hocam? Bir şey duyurmak hemen istiyorum. Biraz bahsedeyim. Şimdi köy enstitüleri 1940'da kurulan bir yapı. Aşık Veysel'in köy enstitülerine gelmeden önce. Aşık Veysel'in köy enstitüleriyle bağlantısı. Aşık Veysel köy enstitülerinde saz dersi veriyor. Şimdi yapıya bakar mısın? Ben biliyorum da şeyler misin? Şimdi yapıya bakar mısın? Evet. Köy enstitüsüne giden her çocuk bir alet çalmak zorunda. Saz aleti. Mandolin en kolay taşınan ve en ekonomik olduğu için herkeste mandolin var bir kere. Köy enstitüsündeki çocuk her yıl belli sayıda dünya klasiği okumak zorunda. Evet. Müzik enstrümanını çalmadığında mezun olamıyorsun. Tabii köy enstitüsündeki her çocuk yetenekleri doğrultusunda bir sanat eğitimi almak zorunda, resim yapmak zorunda, yazı yazmak zorunda, müzik yapmak zorunda. Talip Apaydın gibi, Fakir Baykurt gibi, Mehmet Başaran gibi büyük yazarlar yetişti köy enstitüsünden. Köy enstitüsünün kurulduğu yıllar tabii ilginç yıllar. Hasan Ali Bey'in, Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı dönemi bu. Aynı zamanda yalnız köy enstitüsü değil. Hasan Ali Bey dünyanın klasiklerini, doğu ve batı, batılılaşmaktan bahsetmiyorum. Dünya klasiklerini, Genceli Nizami'den Platon'a kadar doğu ve batı klasiklerini Türkçe'ye çevirten adam. Türkiye'yi dünyalı yapmak istiyor ve Türk düşünce dünyasının dünya düşüncesiyle birleşmesini istiyor. Bu ülkenin çocuklarının dünyadan kopuk yaşamasını istemiyor. Ama aynı zamanda bu ülkenin çocuklarının yerel imkanlarla eğitilmesini ve üretim yapmasını istiyor. İlke köy enstitüleri programının %50'si klasik müfredattan oluşurdu. %50'si uygulamalı derslerden oluşurdu. Evet. Her köy enstitüsünün kendine ait arazisi vardı. Üretim yapardı. Sanıyorum 21 taneydi. Büyük bir çoğunluğu tren istasyonlarına yakın yerlerde kurulmuştu. Bir tanesi hariç Aksu Köy Enstitüsü. Çünkü bizim biliyorsun tren 100 yıllık hasretimiz. Önümüzdeki 100 yılda da olup olmayacağından şüphemiz var. Aksu Köy Enstitüsü de yine şehre, limana, ulaşıma yakın bir yerdeydi. Köy enstitülü çocuklar hem üretiyorlardı hem öğreniyorlardı. Ülkelerin köylerine, kasabalarına döndüklerinde buna devam ediyorlardı. Bu kez öğrenmiyorlar, öğretiyorlar. Bu kez üretmiyorlar ama üretimde köylüyü eğitip üretime katkı sağlıyorlar. Ha şunu anlarım. Elbette köy enstitüsü 1940'lı yılların ihtiyacıydı. 70'lerde, 80'lerde, 2000'lerde bu değişime uğrayacaktı. Bunda bir sakınca yoktu. Evet. Fakat biz değiştirmedik, ortadan kaldırdık. Şart. Şimdi şeye geçelim, şiire. Onun arkasından da türkü okuyayım hocam. Yine konuya gireriz. Mahir izliyor. Mahir ünlü dostum biraz rahatsız gelemedi. Mahir'e sevgiler ve selamlar söylüyoruz. Ben gerçi şahsen tanışmadım. Bugün tanışacağım diye düşünüyordum ama bir başka zamanda tanışmak istiyorum, çok görüşmek dostum, istiyorum. Umarım çabucak iyileşirsin. Mahir geldiğinde de bir daha seni çağırırız tamam, hocam. Tamam, birlikte. Benim için daha iyi. Bize bahane olsun. Yani iki tane yetenekli insanla birlikte olmak benim için keyifli. Benim 3-5 laf etmenin dışında bir yeteneğim yok. İşte o laflar önemli hocam. Şimdi Veysel'den, ben Veysel'i çok seviyorum. Ve onun çok sevdiğim bir şiirini paylaşmak istiyorum. Evet. Peki, neden Veysel'i çok seviyorum? Elbette şiiri çok seviyorum ama Cumhuriyet devrinde hala halk şiirinin güzelliğini yaşatabilen bir adam. Evet. Ve en önemlisi de Cumhuriyet devrinde köy enstitülerinde öğretmenlik yapan, Ankara'ya giden, radyolarda çalan, radyolarda eğiten, yalnız çalmıyor Veysel, eğitiyor. Veysel yalnızca saz öğretmiyor, aynı zamanda yaşamı öğretiyor. Hepimiz biliyoruz hikayeyi, görmeyen bir adamdan bahsediyoruz. Görmeyen bir adamın gördüğü kadar görmeyi beceremiyoruz bugün. O yüzden Veysel çok kıymetli. Ve şöyle diyor, bu şiiri neden sevdiğimi söyleyeceğim sonra. Sen bir ceylan olsan, ben bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı yoktur ilacı. Vursam, yaralasam söz ile seni.
Kurulma sevdiğin güzeller deyin. Bağlanma karayı, alları giyin. Ben bir çoban olsam sen de bir koyun. Beslesem elimde tuz ile seni. Koyun olsan otlatırdım yaylada. Tellerini yoldurmazdım Poyrat'a. Balık olsan tatla dönsen deryada. Düşürsem toruma hız ile seni. Veysel der ismini koymam dilimden. Ayrı düştüm vatanımdan ilimden. Kuş olsan da kurtulmazdın elimden. Eğer görsemedi göz ile seni. Ben bu son dörtlükteki son iki dizeye ölüyorum. Olağanüstü diyor ki, kuş olsan da kurtulmazdın elimden. Eğer görsemedi göz ile seni. Veysel gözüyle göremedi ama biz Veysel'in gözüyle görmeye çalışmalıyız. Ben çocuklarıma bunu anlatıyorum. Veysel'in gözüyle görmeyi, Nazım'ın diliyle söylemeyi, Yahya Kemal'in sözleriyle dünyaya bakmayı öğretmeye çalışıyorum. Çünkü ilke çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Okullar bir estetik bakış ve duruş öğretmeyecekse okulları kapatmak gerekiyor. Şimdi çok internet kullanıyorsun değil mi? Soruya bak, tuhaf bir soru. Hepimiz kullanıyoruz. Peki internetten mühendislik bilgilerini öğrenebilir misin? Hatta saz yapmayı öğrenebilir misin? Öğrenebilirsin. Öğrenebilirsin değil mi? Duvar yapmayı da öğrenebilirsin. Ama internetten dünyaya güzel bakmayı öğrenemezsin. Dünyayı değiştirmeyi, düzeltmeyi, fena giden şeylere bir çözüm üretmeyi öğrenemezsin. Onu senin çaldığın sazın tınısı, benim okuduğum şiirin sözü, bu resmi, bu resimleri yapan, fotoğrafları çeken fotoğrafçının bakışı bize anlatacak. Evet. Okullar bu nedenle var. Modern dünyada okullar bambaşka şöyle bir işleve dönüştü. Diyebilir miyiz hocam? Mesela tabii ki insanlar gördüklerini yapabilirler. Evet. Yani bakarak yapabilirsin. Sen önüne koyarsın. İşte Cem Yılmaz'ın şeyi vardı komik, işte derdi ki bu mukavva işte bundan sonra hazır yapılmışı var derdi. İşte onun eski stand-up'larından, şovlarından biz güle güle ölürdük. Çünkü hakikaten söylediği şey doğruydu. Evet. Yani sürekli bir model, o modele bakarak yapılan işler, bu el işi dersidir, o bilmem nedir filan. Fakat olmayan şey şu, bakarak değil de bakmadan yapabilir misin? Bunu sana ne verir? Filmlerde gördüğümüz, dövüş filmlerinde gördüğümüz, özellikle Uzak Doğu filmlerinde gördüğümüz sahneler vardır. Gözünü kapatıp dövüştürür işte, gözünü kapatıp rüzgarın sesini evet dinletir filan. Buradaki aslında verilen mesaj şu, baktığında herkes görebilir. Gözlerin açıkken her şeyi görebilirsin. Fakat görmediğinde ne yaratabilirsin? Neyi algılayabilirsin? Ben sana gösteriyorum internetten. Bardak nasıl yapılır gösteriyor, modelliyor bilmem ne. O da bakarak yapıyor. Peki bakmadan yap bakalım bana bir bardak. Yapabilecek misin? Bu tecrübe hayatla yani, kazanılan, hayatta ömür kazandım verilerek kazanılan bir şeydir. Tecrübe bu parayla ve eğitimle alınmaz. Satın alınamaz. Ama bunu biz, bu zekim verir. Bunu okuldaki öğretmenlerimiz ve hocalarımız verir. Kendi yaşantısının tecrübesini süzer, bize anlatır. Onun için eğitim ve öğretmen çok kıymetli. Kesinlikle. Öğretmen sayısını, okul sayısını arttırarak eğitim kalitesini arttıramazsın. Önce kaç tane öğretmen okulu var Türkiye'de? Fakülte bakıyorsun. Yok. Ne yapıyor öğrenciler? Bir herhangi bir üniversiteyi bitiriyorlar, sonra formasyon alıyorlar ve öğretmen oluyorlar. Peki. Komedinin inanılmaz komik. Hatta yani komedi, bunu özür dilerim lafını bölüyorum ama buna söylemem lazım. Komedinin bir boyutu şu. Eksi netle fizik bölümüne girilmiş bu sene. İşte yani temel şu. O çocuk öğretmen olacak. Şimdi sen bir eğitim stratejisi oluşturuyorsun. Bu yaptığın strateji de o kadar saçma ki öğretmen yetiştirmiyorsun. Öğretmen yetiştirmiyorsun. Sen, hatta anlatırım yakın çevreme. Benim bir arkadaşım vardı Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, hı hı, felsefe bölümünde. Erkan, kulakları çınlasın izliyorsa. Bir gün geldi dedi ki İlke dedi, biz dedi, onu dedi okudum dedi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olanlar filozof oluyormuş dedi felsefeyi bitirene. Evet. Dedim ki Erkan, bu şu demek, öğretmen olamıyorsun demek. Yani işsizsin demek. Nasıl dedi? Dedim ya dostum, bu demek oluyor ki sen filozof oluyorsun ama öğretmen olamıyorsun. Olur. E biz ne yapacağız dedi o zaman. Dedim filozof olacaksın, ne yapacağız peki? Dedim de hani dergi, o zaman ben felsefe çevresi dergisinde falan yaz. Dergide yazarsın dedim. Hani siyaseten bir şeyler yaparsın işte. Ben koşturuyorum siyasaldaki işte bizim Ahmet Tanakçıların derslerine katılıyorum. ODTÜ'deki bilmem ne dersine katılıyorum. Ben biliyorum öğretmen olmak gibi derdim yok. Ben burada felsefe öğrenip bir şey, ama o çocuk öğretmen olmaya gelmiş. Ne yapacağız dedi. Dedim ki Gazi Lisesi'ne gideceksin, formasyon alacaksın. 4. sınıfta, 3. sınıfta öğretmen olacaksın. Ya dedi öyle şey mi olur dedi. E biz niye o zaman dedi okuyoruz felsefe? Dedim ki öğretmen olmak için okuyorsan eğitim fakültesine gitmen gerekiyor. Şimdi Türkiye'de hocam sen bir bölüm açıyorsun. Diyorsun ki ben
İnşaat yapacağım. Artık inşaat yapıyor diyorsun ki ama mühendislik ve mimarlık fakülteleri açmıyorsun. Öyle bir rezillik olmaz. Öğretmen yok, eğitim fakülteleri yok. Bir sürü öğretmen olan bugün diğer branşlarda da işte bizim müzik öğretmenlerinin çektiği sıkıntı temelde. Diğerleri de çok kıymetli ama mesela halk müziği, halk eğitimi, halk oyunları bölümü bitiren çocuk formasyon oluyor ve müzik öğretmen olarak atanıyor. İşte bir başka bir branştan mezun olan çocuk formasyon alıyor, tarih öğretmeni olarak atanıyor. Aldığı branş değerli bir şey ama öğretmenlik değil. Değil işte, değil. Öğretmen eğitimi yok. Tabii, işte tabii. Köy enstitülerinden bahsettiğimizde en kıymetli kısmı buydu. Köy enstitüleri öğretmen yetiştiriyordu. Ne öğretmeni olduğu önemli değil. Kimya öğretmeni olabilir çocuk ileride, matematik öğretmeni olabilir değil mi? Tarih öğretmeni olabilir. Ve devam olabilir. Ediyordu, yüksek öğretmenle devam edip evet. Bunları oluyordu zaten. Bunları istediğin olabilir. Yani ona bir konuda bir kişiye nasıl eğitim verilir öğreten bir okul. Bu yok işte Türkiye'de şu kesinlikle. Anda. Sıkıntı bu. Dediğiniz gibi belki bu çağın gereklerine göre teknik imkanları tartışmasız dönüşecek. Tabii hayat ki. Değişiyor. Mutlaka İnternet dönüşecekti. Şeyine dünyanın tabii. Global iletişim çağına uygun bir şekilde evrilecekti. Daha iyisi olacaktı. Ama temelde öğretmen yetiştirme okulu yok. Orada bir sorun daha var şimdi zihinsel, psikolojik olarak önemli. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Ben iktisat fakültesine gittim. Ben de iktisatçı olmaz dedim. Bıraktım, KTÜ'deydim. Ve 9 Eylül'de eğitim fakültesine gittim. Tek bir tercih yaptım. Ben edebiyat öğretmeni olacağım dedim. Bu cümleyi kurduğumda ve bu tercihi yaptığımda zihnen öğretmenliğe başlamıştım. Kafam öğretmen olmaya hazırdı. Şimdi sorun, eğitim fakültesinde olmayan çocuklar aslında psikolojik olarak öğretmenliğe hazır değiller. Ama eğitim fakültesindeki çocuk daha ilk günden bir öğretmen adayı olduğunu, bütün tavırlarıyla, davranışlarıyla, tutumlarıyla, yaptıkları ve yapacaklarıyla gelecekte sınıfta nasıl bir adam olacağını tasarlayarak, nasıl bir insan olacağını tasarlayarak başlıyor. Şimdi siz bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Eğitim fakültelerini önemsizleştiriyorsunuz ve daha da başka bir şey tabii ekonomik bir sorun. Bir öğretmene bakın yaşamasına yetecek kadar, karnını doyurmasına yetecek kadar bile para vermezseniz insanlar bu bölümü tercih etmemeye başlarlar. Eğitim fakültesi çocukların öncelikli tercihleri olmalı. Ama ekonomi diye bir şey var. Kimseyi zorlayamazsınız. Yani kimse fantazi peşinde değil. Yaşamak peşinde. Çocuk bilmeli ki öğretmen olduğunda seyahat edebilecek, kitap satın alabilecek, eşiyle yemeğe çıkabilecek, yeni bir ceket satın alabilecek. Saçları için istediği kuaföre gidebilecek, o zaman tercih eder. Ama şimdi bunu yapamıyor. Peki ne oluyor? Ben kimseyi küçümsemiyorum ama 3,5 milyon kişinin sınava girdiği bir yerde ilk 100 bine girenler eğitim fakültesine gitmiyorsa Türkiye'nin geleceği tehlikede demektir. Evet. Neden? Geleceği öğretmenler inşa ediyor, okul inşa ediyor. Eğitimciler inşa ediyor. Siz geleceği inşa etmesi gereken bir adamın kendisini gerçekleştirmesine izin vermiyorsunuz. Çünkü kendisini gerçekleştirme becerisi olanları oraya almıyorsunuz. Ya da almamak için sistemler kuruyorsunuz. Yani dönüp bakıyoruz ki maalesef bu konuda yapacak çok şey var. Ben 36. yılındayım, ilk Antalya Lisesi'ndeyim ve 36 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 36 yıldır her 24 Kasım'da bize bunların düzeleceği yönde nutuklar attılar. Ve artık son birkaç yıldır nutukları dinlemiyorum. O gün televizyonu açmıyorum, gazeteye bakmıyorum, internete bakmıyorum. Çünkü 1987'de başladığım 24 Kasım'da hangi cümleyi söylemişlerse aynısını söylemeye devam ediyorlar. Ya 36 yıl aynı cümle söylenir mi? Hadi söyledin. Ya 36 yılda söylediğin cümledeki bir tane şeyi insan gerçekleştirmez mi? Neyleyelim? Eğitimi bitiriyorsun işte hocam. Şimdi şeylere bakıyorum, mesajlara bakıyorum. Evet. Şöyle bir takip güncesi oluşturayım bakalım neler var neler yok ona göre bir Neşet Ertaş türküsü söyleyeyim hocam. Bence harika olur. Anadolu'dan, Veysel'den, köy enstitülerinden bahsetmişken Neşet Baba'dan bir türkü harika olur diye düşünüyorum. Evet. Hatta varsa repertuarda ben aslında şeyi isterdim. Allı turnamı isterdim. Çekiçal'ın Hacı Taşan'ın türkü. Hacı Taşan'ın Orta Anadolu'dan. Şunu söyleyeyim. Niye çattın kaşlarını Neşet Ertaş'tan? Ondan sonra Allı Turna'm okuyalım. Tamam. Hafta içi ben ara sıra çok yapmam da eşim de burada gülüm bugün eşlik ediyor bize. Çekim çok yapıyor. Mutlusun. Çok mutluyum. Evet gerçekten. Kesinlikle çok keyifli. Buradan televizyondan selam gönderiyorum. Şimdi buradan selam gönderiyorum. Evet. Hafta içi
Gönül Çalamazsan aşkın sazını Hüdayi Baba'nın türküsünü çaldım. Bir sürü istek aldım. Şimdi onu ikinci bölümde okuyacağım. Buradan duyurayım. Ondan önce Allah turnam okuruz. Tamam. Onları birbirine bağlarız. Şimdi bir Neşet Ertaş türküsü tüm izleyicilerimiz için seslendirelim. Niye çattım kaşlarını, bilmiyorum yar suçlar mı? Niye çattım kaşlarını, bilmiyorum yar suçlar mı? Ben ölürsem saçlarını yolma gayrı, yolma leyli leyli, yolma leyli leyli, yolma leyli leyli, yolma leyli leyli. Ben ölürsem saçlarını yolma gayrı, yolma leyli leyli, yolma leyli leyli, yolma leyli leyli, yolma leyli leyli. Yandım aşkınla, meyletmem dünya malına. Ben yandım aşkınla, meyletmem dünya malına. Ben ölürsem mezarıma gelme gayrı, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli. Ben ölürsem mezarıma gelme gayrı, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli, gelme leyli leyli. Bir garibim düştüm dile, gerçeklerde olmaz hile. Bir garibim düştüm dile, gerçeklerde olmaz hile. Zalimler elimden bile alma beni, alma leyli leyli, alma leyli leyli, alma leyli leyli,
alma leyle leyle. Zalimler elinden bile alma beni, alma leyle leyle. Alma leyle leyle, alma leyle leyle. Eline, yüreğine sağlık. Neşet Baba yazmış. Şimdi Neşet Ertaş'la ilgili bir proje var. Sinema projesi biliyorsunuz. Onun müzikleri yapılıyor. Türküleriyle ilgili işte hangisi Neşet Ertaş'a ait, hangisi değil. İnsanlar da soruyor bu Neşet Ertaş'ın değil mi? Sevgili izleyiciler, Neşet Ertaş'ın mahlası Garip. Sonunda bir garibim düştüm dile diyor ya, o mahlasını Garip olarak kullanmış işte. Başka kim örnek verebiliriz? Aşık Veysel, Veysel diyor. Veysel'dir, Karacaoğlan, Karacaoğlan. Yani halk şiirinde öyledir. Bir mahlas. Tabii son dörtlükte, evet. Hatta tapşırma deriz biz ona. Divan şiirinde mahlas deriz de halk şiirinde tapşırma denir. Son dörtlükte şairler adlarını ama çoğu kez de mahlaslarını kullanırlar. Genellikle divan şiirinde mutlaka mahlas var ama bizde öyle işte Köroğlu Aslı Köroğlu değil adı. Karacaoğlan adı Karacaoğlan değil. Dertli'nin adı Dertli değil. Sanatçıların şimdi de bir sahne isimleri. Sahne olur, isimleri. Zeki Müren'in ya da Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi Cüneyt Arkın olmadığını biz de biliyoruz. İşte evet. Hayrettin Cürekli Batur. Benzer bir durum. Dolayısıyla halk şiirinde de böyleydi. Son dörtlükte şairler adlarını söyledi. Şimdi ben söyleyince aklıma geldi. Dertli Dertli çalıyorsun. Şimdi ya diyorum acaba neden türküler hep dertlidir? Neden işte ozanlar, aşıklar hep dertlidir? Ben yıllardır şöyle bir fikre sahibim. Yanılıyorum muhtemelen. Bu benim ön yargım. Diyorum ki türküde neşe falan olmaz. Türkü bir parça hüzündür. Bir yeri acıyan, bir yeri sızlayan, yüreği sızlayan adam türkü söyler. Bu sızı şahsi bir sızı olabilir, aşık olabilir. Bu sızı Mahsuni Şerif'in çektiği gibi toplumsal bir sızı olabilir. Farkındalık. Farkındalık. Farkındalığında yani farkında olan insanın türküsü. Tabii değil. Derdi şey olan adamın derdi var, bir sözü vardır. Adamın derdi vardır. Adamın... Söylüyor işte aynı şekilde. Oy sinem mi sinem mi, yer sinem mi sinem mi, ölem ölem. Diye halay çekiyoruz biz yani ya da oynamalarında da aynı orada bile bir derdimiz bir var. Derdimizden bir alay çekiyoruz. Yerimizde duramıyoruz. Çok dertliyiz. Ama bir problem var. Şimdi ben çocuklarla tabii çok içli dışlıyım. Bugün bir şiir okudum bir şeyden dolayı. Yunus'un çok güzel bir dörtlüğü var. 13. asırda Moğolların Anadolu'da taş üstüne taş, baş üstüne baş bırakmadığı dönemde Yunus şöyle diyor. Şu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Çocuklara bu şiiri anlatabilmek için gök ekinin ne olduğunu, daha doğrusu ekinin ne olduğunu bilip bilmediklerini sordum. Çok ilginç. Antalya bir tarım kenti ama ekinin ne olduğunu bilen çocukların sayısı bir yerin parmakları kadar bile değil. Şimdi gök ekinin ne olduğunu bilmeyen çocuklara Yunus anlatmaya çalışmak ya da sazı görmeyen, bu tınıyı, bu sesi, bu ritmi duymayan çocuklara türkü okumaya çalışmak ne kadar zor. İşte eğitime bağlayacağım. Eğitim yerelden evrensele gitmek zorunda. Milli olandan, ulusal olandan evrensele gitmek zorunda. Türkünüzü öğretirseniz Beethoven'da dinleyebilirsiniz. Köyensün'e bağlayalım mı? Köyensün'de çocuklar Beethoven dinliyorlardı. Ama Veysel de onlara saz çalmayı öğretiyordu. Köyensün'de çocuklar Tolstoy okuyorlardı, Dostoyevski okuyorlardı, Dickens okuyorlardı. Ama bir taraftan da Karacaoğlan okuyorlardı. Veysel'i dinliyorlardı. Köroğlu şiirlerini okuyorlardı. Ya da Doğu'dan Hafız'ın Divanı, Genceli Nizami'nin Fuzuli Leyla ile Mecnun'u okuyorlardı. Yani yerel olan, milli olanı biliyorlar, evrensel olanla tanışıyorlar ve evrensel bir kültür üretmeye doğru gidiyorlar. Bizim en büyük kaybımız Köyensü meselesinde bu. Bir evrensel Türk kültürü ortaya çıkarma şansını kaybettik ilke. Evet. Yani sazımızın ve onun eşliğindeki sözümüzün evrensel olmasının önünde en büyük engel neydi? Eğitimdi, onu geliştirmek zorundaydık. Şunu kabul edelim. Eğer müzikte, resimde, şiirde, sporda dünyalı olmak istiyorsak ciddi projeler geliştirmek zorundayız. Yani siz saz çalıyorsunuz diye, sizin türküleriniz çok güzel diye, ben senin türkülerinde hüzünleniyorum diye bu evrensel olmuyor. Bunu bir projeye bağlamanız lazım. İyi eğitmeniz lazım insanları ve iyi insanlar çıkarmanız lazım.
Karacaoğlan büyük bir adamdı. Ama bugün Karacaoğlan çıkıp gelip aynı türküleri, aynı sazı çalsa çok az insan dinler. Çünkü beğenler değişti, insanların bakışları değişti. Ama biz sazla ya da başka milli çalgılarla yepyeni müzikler üretebilir miyiz İlker? Tabii. Üretebiliriz. Tabii. Ama bu eğitim işidir. Bunu nasıl yapacaksınız? Yine eğitim işidir. Biz şimdi türkülerin yozlaşmasıyla ilgili bu işte Arif Hoca'nın jüri başkanı olduğu yarışmada bir işte yozlaşıyor türküler diye bayağı büyük büyük abilerimiz, hocalarımız falan varken söz bana da düştüğünde şunu ifade etmiştim. Hep de aynı şeyi söylüyorum yine. Türküler yozlaşmaz. Durup dururken nota kendi kendine yozlaşır mı? Türkücüler yozlaşır. Tabii. Şimdi siz konservatuvarda ne eğitim veriyorsunuz? Hep söylüyorum işte bunu. İşte çocukları tam da Osmanlı'nın mendiliyle, işte Hisarlı Ahmet'in Yağar Yağmur'la seçiyorsun, alıyorsun, çıkarıyorsun. Hepsi arabeskçi olmuş. Hepsi hani piyasada demiyorum, piyasada insanlar tabii ki çalıp söylesinler, para kazanacaklar, onların gerekçeleri var. Yani ya hiç mi sevdiremediniz türküleri? Hepiniz mi nefret ettirdiniz kardeşim? Yani gerçekten biri de çıkıp kardeşim ben Bayburtlu Zihni'den bir türkü söylüyorum falan demez mi? Piyasaya çıkanların hepsi mi tek düz olur? Ben buna sırf gerçekten bunun rahatsızlığını gördüğüm için aslında ben konservatuara girebilirdim. Sonrasında da işte bu yarışmadan sonra da hala bir sınava girip girebilirim. Kulağım da iyi, bu kesinlikle, konuda şeyim de iyi. Ama bunu istemiyorum. Ben onların eğitimini istemiyorum. Müfredatın verdiği bir müzik eğitimini istemiyorum hocam. Gerçekten bunun bir zararı olduğunu yani senin çünkü, gibi bir adam bile bunu istemiyorsa evet hocam, ki ben müzikten anlamam, düşün yani. Dinlersin, şunu gördüm, samimi söylüyorum. Çok kıymetli arkadaşlarımın, yani piyasada müzik yapan, gençliğinde çocukluğuna tanıdıklarım, okulu okuyup o konservatuvar ya da işte güzel sanatları bitirdikten sonra arabeskçi olduklarını gördüm. Bakın popçu demiyorum. Pop müzik popüler kültürdür. Müziğin tüm teknolojik ve sistemsel şeylerini bilmek zorundadır popçu. Bugün işte rap altyapısında yapıyorlar, elektronik altyapıyla. Bu da popüler kültür. Bu da bugünün popüler müziği bu. Evet. Popüler demek, pop müzik dediğimiz şey. O zamanın popüleri oydu, o şeydi. Şimdi ama arabesk bir kayıp bir şey. Yazık bir şey arabesk. Hem kesinlikle mantığıyla yazık bir şey. Bahset derdi davası olmasına gerek yok. Sürekli bir insanları kahır, sürekli bir öfke. Sözler çok saçma. Mantıklı hiçbir cümle kurulmuyor. Şiir altyapıları çok zayıf. Şiir altyapıları çok kötü. Yani ben müzik kısmından çok anlamıyorum ama şiir altyapıları bir facia. Evet. Şimdi çok kıymetli hocamız Ali Orhan, Kanal D'nin de sabah haberlerini evet, sunan ben hocamız. Bugün aradım, ulaşamadım, mesaj attım. Evet, biraz rahatsız. Evet. Umarım kısa zamanda sağlığına kavuşur. Benim hiç şüphem yok ondan, sağlığına kavuşacağından. Buradan kendisinin yanaklarından öpüyorum. Hocam böyle sarılıyorum. Kocaman kocaman sarılıyorum sana. Umarım çok kısa zamanda eğer izliyorsan çok iyileşip çok bu programda burada seni üstadıma. Sen de gelirsin hocam. Tabii gelirim. Biz onunla birlikte sakalları yarıştırırız. Çok sevinirim. Yani Ali Orhan gibi bir adamla yan yana olmak büyük keyiftir. Antalya'da en büyük keyif alınacak şeylerin bir tanesi budur. Daha ne olsun? Ben sabah erkenden ilk yaptığım iş hemen giderken belediyeyi hemen açarım arabada radyoyu. Gider gitmez odamda açarım. Evet. Bir yere gidiyorsam telefondan, Facebook'tan açarım. Bu arada sevgili izleyiciler, Facebook'tan canlı yayın yapıyor Kanal V. Facebook'tan izleyip paylaşabilirsiniz. Oradan da görebilirsiniz. Program aynı zamanda YouTube kanalından da yayınlanıyor. İlke Türkdoğan YouTube kanalını takip ederek oradan da programlarımızın şeylerini takip edip izleyebilirsiniz. Ne okuyacağız hocam? Burada arkadaşlar kaç dakikamız var reklama, ona göre stratejimizi oluşturalım. Evet, bakıyoruz. 10 dakika tamam. Yunus da rahatsız biraz. Bizim aslında rejideki burada koordinasyonda. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz ona buradan. Ona da geçmiş olsun diliyorum. Umarım o da kısa zamanda gelir. Ben bu şiiri Ali Orhan'a buradan armağan tamam etmek istiyorum üstadıma. Hasan Ağzımın Aslan yazmış. Dur hemen şey hocam. Evet. Hemşerim Ziyad hocama selamlar. Veysel'den Mecnun'um Leyla'mı gördüm söylerseniz sevinirim. Korkut elinden selamlar yazmış. Ali İzzet'indir. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Onu da ona armağan edelim. Ben şimdi üstadımız Ali Orhan'a buradan geçmiş olsun diyerek kocaman sevgilerimizi göndererek Nazım'ın bir şiirini okumak istiyorum. Ben yaşamaya de arkasından dair şey okuyayım. Mecnun'um Leyla'mı gördüm mü bağlı. Tamam, ben bitireyim. Fon ister misin hocam? Çok sevinirim. Tamam. Bir nasıl fon sevinirim. Nazım'ın yaşamaya dair. Tamam. Bunu üstadımız Ali Orhan'a armağan ediyoruz. Buradan büyük geçmiş olsunlar diliyoruz. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani
yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece, öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddi alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın için, yaşamak yani ağır bastığından. Eklemek istiyorum, Türkiye'ye sonra gir. Babam 1935 doğumlu. Kaç yaşında oluyor? 87 yaşında. Hala zeytin dikiyor ve o zeytinin yağlarını almayı, onları çocukları yedirmeyi planlıyor. Ve babam zeytin dikebildiği için, yani ölüme değil yaşama inandığı için uzun yaşıyor. Bu ülkenin en büyük problemi insanları ölüme inandırdık ilke. Yaşama inandırmayı ve yaşamın peşinden koşmayı, yaşama sımsıkı sarılmayı başaramıyoruz. Yani eğitim sismeyi ölmeyi öğretmemeli, eğitim yaşamayı öğretmeli diye düşünüyorum. Ve Ali Orhan'a geçmiş olsun diyorum tekrar. Hocam bakın, aylardır EYT ile yatıp kalkıyoruz. EYT, EYT'liler, emeklide yaşa takılanlar, dan yaşa takılanlar var ondan sonra. Bir de onların yaşa takılanlar olacak büyük ihtimalle. Kesin, yaşlı olunursa falan gibi. İnsanlar sürekli emekli olunca ki bir mutlu hayat gibi, bir çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Bir hedef var. Emekli olduğunda daha iyi olacağını düşünüyor insan. Çalışırken bir şey üretmeme duygusuna. Bu tuhaf bir durum. Yani sahip. Yani ben şöyle, emekli sahip olmuş, bir emek harcamış. Evet. Artık bunu hak etmiş ama bu hakkı için, yani bunu hak etmişim ben. Bir de bunu kazanmak için bir daha savaşmak zorundasın. Tüm eğitim sistemi bu değil mi hocam? Eğitim fakültesinden evet. Bahsettik. Şimdi arkadaşlarım, izleyenler de vardır eğitim fakültesini bitirenler ya da öğretmenlik yapanlar formasyon alıp da. Çocuk sınavı kazanıyor, eğitim fakültesinden mezun oluyor. Ayrıyeten KPSS sınavına sokuyorsun onu. Memleketin nere diye soruyorsun. Ve kaç yaşındasın diye soruyorsun. Sınavdan 90 almış çocuğu öğretmen yapmıyorsun. Yani. Ama memleketin nereye sorusuyla daha az alanı yapıyorsun. Orada daha vahim bir durum da var. Şimdi yani şey diyorsun ya, işte geleceğe tabii umutla yaşamak. Bunu hem Ali Orhan'a gönderelim hocam bu türküyü, hem de emeklilikte yaşa takılanlar için. Kesinlikle EYT'li arkadaşlarımıza. EYT'li. Ben emeklilikte yaşa takılmayıp emeklilik hakkını 5 yıl önce kazanan ama inadına çalışmaya devam edenlerdenim. Devam edenlerdir. Ama emekliliğe hak kazanıp yaştan dolayı emekli olmayan arkadaşlara yapılan haksızlığın giderilmesini diliyoruz buradan. Evet. Biz ancak bir şiir ve türkü armağan edebiliriz. Aynen öyle. Seçimde de oy verebiliriz. Başka bir gücümüz evet. yok. Şimdi EYT'liler için efendim, hem de ve aynı Ali zamanda Orhan Hasan için. Hasan Aslan ve Ali Orhan için evet. Bu türküyü seslendirelim. Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm, bir kerece aktı geçti. Ne sordu ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Ne sordu ne de söyledi, kaşlarını yıktı geçti. Soramadım bir çift sözü, soramadım bir çift sözü, ay mıydı gün müydü yüzü. Sandım ki zühre yıldızı, çalkı beni yaktı geç. Sandım ki zöhre yıldızı, çalkı beni yaktı geç.
Ateşinden duramadım, ateşinden duramadım. Ben bu sıra eremedim. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı gel. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geç. Bilmem hangi burç yıldızı, bilmem hangi burç yıldızı. Bu dertler yâreler bizi. Gamzen oku bazı bazı, yar sineme çaktı geç. Gamzen oku bazı bazı, yar sineme çaktı geç. İzzeti der ne hikmet iş, İzzeti der ne hikmet iş. Uyurken gördüm bir düş. Zülüflerin kement etmiş, yar boynuma taktı geç. Zülüflerin kement etmiş, yar boynuna taktı geç. Zülüflerin kement etmiş, yar boynuma taktı geç. Hepsine elin selam dert, olsun. Yüreğin dert görmesin. Vaktimiz var mı? Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Var mı arkadaşlar? Kaç dakikamız var? Varmış evet hocam. Şimdi ben Gazi Paşalıyım İlke. Gazi Paşa'nın Zeytinada köyündenim. Ben de benim, Murat Paşalıyım hocam. Tabii Gazi Paşalısın. Gazi Paşa seni çok seviyorlar bu arada. Biliyorum. Hayır yazın, Murat Paşalıyım dedim. Tabii yazın ben Gazi Paşa'yım. Bizim başkan da Murat Gazi evet, Paşalı. Evet. Yani tabii başkan Gazi Paşalı zaten. Yazın Gazi Paşa bana o kadar çok insan sordu ki seni. Bana. Ben çok seviyorum Gazi Paşa. Yani bu yaz Gazi Paşa hocam. Hatta Mehmet Başkan'a da buradan selam olsun. Biz eşimle oraya bir konsere gitmiştik. Hı hı. 19 Mayıs mıydı? Öyle bir şey olması lazım 2 sene önce filan. Dedim ki ben buraya yerleşeyim. Burayı iyiymiş dedim. Kesinlikle. Havaalanı var. Her şeyimiz İnanılmaz var. İnanılmaz güzel bir yer. Benim de çok güzel bir köyüm var. Zeytinada orayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim köyümün bir muhtarı var. Şöyle genç bir çocuk. Kamera alabilir mi bilmiyorum. Öyle imkan varsa. Yoksa çok önemli değil. İsmi nedir hocam? Söyle. Mehmet Ali Şener. Evet. Şimdi niye bunu gösteriyorum? Dün Facebook'ta bir duyuru yayınlamış. Aynen şöyle diyor. Arkadaşlar, muhtar oldum olalı herkes şu mahalledeki köpekleri belediyeye toplattır diye beni bana şikayette bulunuyor. Toplam 20 köpek ya var ya yok koca köyde. Biz 20 hayvana bakamadık mı? 20 kulübe yapıp hepsine bakacağız. Bir daha böyle şeyler için beni aramayın. Şimdi üslup biraz sert ama içerik muhteşem. Biliyorsunuz maalesef sokak hayvanları diye bir sorunumuz var ama asıl sorunumuz onları sokak hayvanı yapan adamlarda. Onları sokaklara salan kişiler. Bizim köye de salıyorlarmış. Muhtara diyorlarmış ki bunları toplattır. Muhtar kızmış. Biz diyor koca köy 20 tane köpeğe bakamadık mı? Biz diyor kulübe yapacağız. Bu köpeklere bakacağız. Akşam aradım muhtarı. Hocam dedi. Önce insan olalım dedi. Her yere dedi bağışta bulunuyorlar. Köpeklerimize de bağışta bulunsunlar. Ben bu köyde bu köpeklere baktıracağım. Dedim muhtarım seninle gurur duyuyorum. Ben buradan Zeytinada muhtarı Mehmet Ali Şener'e sevgilerimi sunuyorum. Muhtarım seninle gurur duyuyorum. Genç bir arkadaşımız bizim çocuğumuz yaşında. Öyle bir köyde olduğum için, öyle bir köyde doğduğum çok için. Çok güzel. Çok güzel. Yani çok bir ilginç. İnsanlık dersi. Bakın evet. İşte eğitim diyoruz ya. Eğitim bir çocuğa bunu söyletemiyorsa ortada eğitim falan yoktur. Evet hocam. İşte bu çocuk bir eğitim almış. Çok kısaca söyleyeyim. Benim evet. Bununla ilgili yazılı çizili bir projem var. Muhtarın söylediği şey. Benim mahalle köpek hayvanları diye bir projem var. Ve bu yazılı çizili hiçbir belediye başkanı bunu kabul etmedi. İşte muhteşem. Her mahalle kendi bakabileceği kadar evet. Köpekleri söyleyecek. Onlara bir park ilan edeceğiz. Kulübeleri, köpeklerin fotoğrafları olacak üzerinde. İsteyen belediye başkanı varsa ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim bunu. Her mahalleli bakabildiği köpekleri, kedileri ayıracak. Bunların bir yeri olacak. İnsanlar götürecek, orada verecek yemlerini. Dışarıdan köpek gelmeyecek. Dışarıdan gelen köpek ne olursa olsun barınaklara götürülecek. Böylece belediyelerin problemi de çözülecek. Reklama giriyoruz hocam.
Mehmet Ali Şener'e buradan bir selam ve sevgi daha gönderiyorum. Evet. Beni çok mutlu etti. Çok güzel. Selam olsun. Reklamlardan sonra görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Allı turnam bizim ele varırsan, allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar ey. Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük benziz olur yar söyle. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar ey. Ah gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar ey. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı? Sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni tanımadığın insanlar, bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğinde. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat
sunulmuş bir armağanım insana diyor Atol Behramoğlu. Allı turnam ne gezersin havada, allı turnam ne gezersin havada, arabam kırıldı kaldım burada, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnaları. Ne olmamış kulumuşum dünyada, ne olmamış kulumuşum dünyada, akşam oldu allı turnandın geri, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnaları. En çok sevdiğin türkülerden biriydi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim hocam. Sağlık. Sağ olasın. Şimdi ben buradan, öğrencilerim izliyor şu anda İlkebini. İstek yapacaklar da öyle demiştik. Evet, yani onu artık organize edemedik herhalde. Fakat 9C, Antalya Lisesi'nin 9C sınıfına, 11P'ye, 11R'ye, 11F'ye ve bütün Antalya Lisesi'ne buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve onların hepsinin sınıflara girdiklerinde okumak zorunda oldukları bir şiir var. Kısacık bir şiir, Antalya Lisesi'nin milli şiiri. Benim sınıfıma girip çıkan bir öğrenci, ben dersteyim İlke, sen de beni ziyarete geldin. Sen İlkesin, okulda görevli değilsin, öğrenci değilsin ama sınıfa aldılar seni. Hiç fark etmez, şiir okumadan çıkamazsın. Sınıfıma giren herkes şiir okumak zorunda. Okul yöneticileri, öğretmenleri de buna dahil. Ve onlara kısacık bir şiir önerdim. En azından bunu herkes okusun diye. Bedirhan Bey'in bir şiiri, Bedirhan Meyboğlu'nun Tuz şiiri. Bunu Antalya Lisesi'ndeki öğrencilerime, 9C beni iyi dinliyordur umarım. Tuz. Dinleyin bak, soracak. Evet, kesinlikle soracağım. Sınavda çıkacak. Zaten çıkıyor. Sınavda şiir yazdırıyorum. Sınav kağıdına bir şiir yazmayanın sınavını okumuyorum. Okumaya şiiri gördükten sonra başlıyorum. Kendimiz de yazabiliyor musunuz şiir, yoksa ezbere bir şiir mi? Kendi yazdığımız şiir olmuş. Benim önerdiğim ezberlediği şiir özellikle yazdırıyorum. Ha, kendimiz orada yazamayız. Yok, yani. Yok, orada yazamıyoruz. Tamam, ben diyorum ki bu sınavın şiiri Bedrahmi'den Tuzdur. Bu sınavın şiiri Nahit Ulvi Akgün'den birisidir. Hı. Bu sınavın şiiri Tarancı'dan, efendime söyleyeyim, Ölümden Sonradır gibi. Hı. Ve Antalya Lisesi'nde herkesin bildiği şiiri okumak istiyorum ben. Öğrencilerime adıyorum. Tuz. Bir yanım tuz, bir yanım şeker, tuzdan yanayım. Bir yanım deniz, bir yanım toprak, denizden yanayım. Bir yanım sen, bir yanım ben, senden yanayım. Kısacık ama kocaman bir şiir. Evet. Öğrencilerime buradan sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Onları seviyorum. Bütün bu öfkem, konuşurken bazen öfkeli konuşuyorum ben. Dünyaya karşı duyduğum öfke aslında kendim için değil. Çocuklarımı, onların geleceğini düşündüğüm için bu dünyada olup bitenlere öfkeleniyorum. Öfkem keyfimden değil. Öfkem bana zarar veriyor, biliyorum ama çocukları feda edemem. Bu ülkenin feda edecek taşı toprağı olmadığı gibi çocuğu da yok. Biz yalnızca bu ülkenin bir tek taşını ve feda edemeyiz diye bir cümle söylüyoruz. Bu cümleye katılıyor muyuz? Evet, katılıyoruz. Evet. Hem fikir miyiz İlke? Hem fikiriz. Ama ben diyorum ki ben bu ülkenin bir tek çocuğunu da feda edemem. Bu ülkenin çocukları yoksa taşı toprağı ne işe yarar? Çocukları feda edilmiş bir ülkenin taşı toprağını feda etmeseniz ne olur ki? Çocuklar, sizi seviyorum. O yüzden öfkelenmem, kızmam bu yüzden. Sizin adınızda bu dünyada olup bitenlere öfkeleniyorum. Evet, ben de öfkeleniyorum ama program yeri değil. Bir gün böyle bir siyaset programı mı yapsam, ağzıma geleni söylesem tabii ki söylemem ama gerçekten ciddi, yine kötü bir gün. Yine adaletin yok olduğu, üflendiği bir günle karşı karşıyayız. Yani böyle hani mantık yok. Bir abes bir durum var. Hep söylüyorum ben işte. Siyaset tabii ki olacak. İnsanlar politikalar olacak. Bir şeye, bir partiye üye olabilirler, ona oy verebilirler, bunu açıkça ifade edebilirler. Bunlar sıkıntı değil. Bu bizden 3000 yıl önce şeyde de, topraklarda da olan, başka medeniyetlerde de olan bir şey. Ama yani hiç ortada bir şey yokken sen kafana göre adalet mekanizmasını
kendine doğru işletmeye başladığında bu aslında seni yemeye başlayan bir şey. Kesinlikle. Ve bu aslında şu andaki sistemde de devleti yok eden bir şeyle karşı karşıyayız. Ben bu konuda tek bir yorum yapayım. Ben devlet memuruyum. Edebiyat öğretmeniyim Antalya Lisesi'nde ama aynı zamanda hukukçuyum. O zaman tek bir cümle söyleyeceğim. Hukuk diploma uzun süre bakmayacağım. Hukuk diploması sahibi olmaktan artık keyif almıyorum. Başka bir şey söyleyeyim. Ben devlet memuruyum. Hukuk diplomamdan keyif alma hakkına sahibim. Kimse bundan dolayı bana kızamaz herhalde. Ben hukuk diploması sahibi olmaktan dolayı çok üzgünüm. Evet hocam. Bir şimdi bu hep göçer türküleri var ya, göçüyorlar gidiyorlar. Acaba diyorum böyle şeyi bıraksak da bir karavan mı alsak hocam ya? Evi barkı bıraksak da. Yani evi barkı bıraksak karavan da alsak aslında yine aynı. Çünkü şöyle bir şey var. Bu karavan da bir ekonomik, sosyal göstergesi olan toplumların için. Bizim için karavan kolay olmalı değil. Bence çaresiz kalacağız. Bence insanlar büyük otobüslerden evler yaparak yazın işte biraz daha serin yerlere gidecekler. Kışın Antalya'ya falan gelecekler. Şunun için söylüyorum. Şimdi mesela bakın herkesin problemi olduğu için biz sonuçta türkü diyoruz ya, duyarlı olmakla ilgili. Şimdi kiralar büyük problem. Antalya için özellikle. Ben de kiracıyım. Benim için de öyle. Evet. Sebebi şöyle. Bunu hani muhalefet edenlerin de çok göremediği bir şey olduğu için onu ifade etmek istiyorum buradan. Asıl problem şu. Asıl problem yönetimin, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin enflasyon rakamlarını doğru açıklamaması. Benim o konuda bir şeyim var. TÜİK bir Türk mucizesidir. Evet, yani şöyle hocam, enflasyon rakamları doğru açıklanmadığı için çalışanlara doğru zam verilmiyor. Yani gıda ve diğer ürünlerin miktarının fiyatı artıyor. Ama sen enflasyonu siyasi olarak düşük göstermek istediğin için buna enflasyonu düşük gösteriyorsun. O zaman Ziyad Hoca'nın maaşına az zam yapıyorsun. Enflasyon 200 iken sen ona işte %40 yapıyorsun. Kiracının, ev sahibinin yapmış olduğu anlaşmadaki tefetüfe oranları da düşük arttığı için ev sahibi de mağdur oluyor. Ve bizi kavga ediyoruz. Aslında biz bu nedenle ev sahipleri ve kiracılar birbirimize giriyoruz. Aynen. İki sebebi taraf da haklı bu arada. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Bu. Şimdi ev sahibi diyor ki kardeşim ben diyor senden geçtiğimiz yıl 2000 lira kira alırken bu para bana yetiyordu. İşte çocuğum öğrenci ya da işte bilmem ne bu işi spor olarak yapan 600-700 tane dairesi olanlara söylemiyorum. Kira geliriyle geçinen bir kesim var, insanlar var. Tabii onlar, tabii. Şimdi sen 2000 lira para aldığında kiracıdan geçinebiliyordun bununla. Faturalarını yatırabiliyordun kendi oturduğun evin. Şimdi geçinemiyorsun. Çok basit örnekleri var. Adamın kendi evi var. Evi kiraya vermiş. Kendisi kirada oturuyor. Şimdi evden aldığı kira yetmiyor. Adam oturmuş çıkmıyor evinden. Onun da hakkı. Diyor ki kardeşim benim kontratım var. Ben senin dediğin, devletin verdiği rakamı arttırıyorum. O diyor ki kardeşim senin verdiğin kira geçen yıl çocuğun servisinde yetiyordu. Bugün yetmiyor. Servis ama, artmış. Ama öbür adam diyor ki ben senin istediğini verirsem ben geçinemem. Ekmek alacağım hocam. Ya burada sahtekarlığı yapan. Kesinlikle. Enflasyon rakamlarını doğru açıklamayan. Bir şey daha var. Bu durumda evi tutabilecek olan kim kalıyor sadece? Döviz artışıyla geliri artanlar ya da dövizden para ödeyen. Ne oluyor? Yurt dışından gelenler, dövizle yatırım yapanlar. Bunlar da döviz etkilenmediği için. Tabii. Adam kirasında sen ne kadar diyorsun kardeşim? Geçen yıl verdiğin kira işte bundan 2 sene önce 1000 dolardı. Benim ödediğim para. Şimdi 7000 liraydı işte, atıyorum işte. Şimdi 1000 dolar ne yapıyor? 1800 lira. İşte 18 bin lira yapıyor. Adam yine 1000 dolar ödüyor sana. Onun için problem değil. Ev sahibi de memnun. Kiracı da diyor kiracı kardeşim ben, 1000 dolar zaten artmadı benim kiram diyor. Şimdi arada kalan senin vatandaşın. Kesinlikle. İşte bu sıkıntı hocam. Bu kesinlikle siyaset değil. Değil. Bu partizanlık değil. Bu adaletsizlik. Buna insanlar ağlıyor, buna üzülüyor. İlkemiz buna sessiz yaşıyoruz. Kalmamamız gerekiyor. Yani ya benim ev sahiplerinin de kiracıların da mutlaka bunu fark etmesi gerekiyor. Çok ciddi sorun yaşıyorlar ama bunun sorumlusu ne kiracılar ne ev sahipleri. Burada sorun enflasyon rakamlarını doğru bir şekilde ifade etmeyen, sahte rakamlar açıklayan bu şey, bu projenin suçu. Ya şunu düşünsene. Pazara gidiyoruz değil mi? Ve markete gidiyoruz. Geçen seneden bu yana satın aldığımız her şey %200'den fazla artmış. Ama benim maaşım %50 falan ancak artmış. Ev sahibinin de ev geliri %60, %50 tabii, artmış. Şimdi tabii. Ben kiracıyım. Ben ev sahibimle anlaşmaya çalışıyorum. Ben ona işte kendi haklarım var. Onu da mağdur etmemeye çalışıyorum. Kendim arada hiç durup dururken bir zam yaptım. Çünkü dedim ki hani bir komik bir durum oldu. Evet, evet. İfade etmeye çalıştım. Onlara çok da anladıklarını düşünmüyorum ama hani kendi içimi rahatlatmak açısından bir zam yaptım. Şimdi tekrar kontrat yenileceğiz filan filan. Ama sevgili izleyiciler bunu bilin. Ev sahibi de olsanız, kiracı da olsanız suçunuz yok. Mağdur ediliyorsunuz. Çünkü enflasyon rakamları doğru açıklanmıyor.
Çünkü ev sahibi de gittiğinde Antalya için söylüyorum 25-28 liraya domates alıyor. Kiracı da gittiğinde 28 liraya alıyor. Tabii. Ama o geçen sene 3 lira olan domates 28 lira olmuş. Senin maaşın? Benim maaşım %30-40 artmış. Evet. Domates 3 kat artmış, peynir 5 kat artmış, ekmek 5 kat artmış. Yani en basitinden ekmek alamıyoruz. O nedenle tabii bu meseleler bütün bu söylediklerimizden bağımsız değil. Aslında düzgün eğitim, doğru eğitim dediğimiz şey insanlara yalnız fizik, kimya öğretmez. Doğru eğitim insanlara her şeyden önce ilke doğru olmayı öğretir. Evet. Doğru olmayı öğretemeyen bir eğitimin eğitim olduğundan kuşku duyarım ben. Fiziği, kimyayı her de öğrenirsiniz. Yani canlı bombaların büyük bir çoğunluğu iyi kimya eğitimi alıyor değil mi? Bunlar elektrik, bağlantı vesaire eğitim alıyor. Ama doğru eğitim alıyorlar. Hırsızlar eğitim almıyor mu? Bu ülkede hırsızlık yapanlar, ormanları yakanlar, bu kötü kentleri kuran adamlar diploması yok mu? Bankaları dolandıranlar, bir sürü dolandırıcı şebekeleri ortaya çıkıyor. Bu adamların eğitimi yok mu? Var. Peki olmayan ne? Doğru olmayı öğretmedik biz bunlara. İşte bütün mesele dönüp dolaşıp eğitime geliyor. Doğru olmayı öğretmek. Diyor ki Hüdayi Baba, gönül çalamazsan aşkın sazını ne perdeye dokun ne teli incit. O kadar güzel söylemiş ki meseleyi. Şimdi kardeşim yapamıyorsanız bu işi bırakın gidin. Ne sazı incitin, ne teli incitin, ne bizi incitin, ne dalı incitin. Yani böyle bir saçma sapan düzen evet. olabilir mi? Herkes mağdur. Sadece başka bir tarafta başka bir hayat yaşanıyor. Yani kim, bugünün en zenginlerinden bahsederim, çok zengin olsun. Çalışmadığı gün her şeyini kaybedebilir. Tabii. Ya da bir gün bir şeyle, herhangi bir şeyle suçlanarak tüm mal varlığına el konulabilir. Böyle o kadar güvensiz bir durumdayız ki. Böyle bir düzende aslında çok zenginseniz de işiniz. Yani çünkü nasıl ifade edelim? Yasaların egemen olmadığı, düzenli, sistemli bir ekonomik işleyişin olmadığı toplumlarda herkes kaybetmeye adaydır. Kazanmaya aday değildir. Biz hepimiz kaybetmeye adayız. Evet. Yani para da ya da herhangi bir şeyde, statüde seni korumuyor. Bir izleyicimiz yazmış, Yusuf Kars yazmış. Yusuf abi, YouTube'da canlı yayın görünmüyor demiş. Kanal V canlı yayın yapıyor. Siz yine de benim İlke Türk'ten YouTube kanalımı takip alabilirsiniz. Kanal V yapıyor ama... Biz de canlı yayın yapacağız. Nuri Lökçü yazmış. İyi akşamlar. 1980 yılında Seyfe'de öğretmen olarak çalıştım. Benim köyüm Seyfe. Derdimiz büyüktür. Üzgünüm. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Mahsuni'den bir parça söylerseniz bize iyi gelir demiş. Tamam. Şimdi şu Daim Baba'nın türküsünü, Hüdayi Baba'nın türküsünü okuyayım. Bunu bizim birçok arkadaşımız istedi. Söylediğim gibi Gül Hanım annesi için istemiş, yazmış. Ondan sonra işte kardeşim istedi. Yine çalışma arkadaşlarımdan, müzisyen arkadaşlarımdan, Ali yine belediyeden arkadaşımız söylemişti bu türküyü orada. Ben bir kıta paylaşmıştım da tamamını söyler misin diye. Şimdi onu Hasret Gültekin yorumuyla seslendirmek istiyorum. Gönül çalamazsan aşkın sazını, aşkın sazını. Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun, ne teli incit. Eğer çekemesen gülün nazını, ne dikene dokun canım, ne gülü incit. Ne gülü incir. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun, ne gülü incir. Ne gülü incir. Ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa. Dinle ki bülbülü
gelesin coşar karganın namesi. Gider mi hoşa meyvesiz ağacı? Sallama boşa ne yaprağını dök, ne dalı inci, ne dalı inci. Meyvesiz ağacı sallama boşa, ne yaprağını dök, ne dalı incit, ne dalı incit. Bekle dost kapısı, sadık dost isen, sadık dost isen. Bekle dost kapısı, sadık dost isen. Gönüller tamir et, ehli dil isen. Sevda sahrasında mecnun değilsen. Ne Leyla'yı çağır, ne çölü incir, ne çölü incir. Sevda sahrasında mecnun değilsen. Ne Leyla'yı çağır, ne çölü incir, ne çölü incir. Haktan ayrılma, hakkı seversen, hakkı seversen. Gel haktan ayrılma, hakkı seversen. Nefsini ıslah et, er oğlu ersen. Hüdayı incinir, inciden versen. Ne kimseden inci, ne ili inci. Ne eli incir, Hüdayim incinir, inciden versen. Ne kimseyi incir, ne eli incir, ne eli incir. Ne güzel bir türkü. O söz çok bir, bir önceki bölümdeki ne diyor? Ne Leyla'yı çağır, ne çölü incir. Ya ilke çölü mecnun incit- değilse. Ya mecnun değil. Nasıl bir söyleyiş o? Çölü incitmek. Acaba diyorum dünyayı incitiyor muyuz? Galiba biz dünyayı incitiyoruz. Evet. İnsanlar dünyayı incitiyor. Kullanıyoruz hocam. Evet, dünyayı incitiyoruz. Ve dünya bizden intikamını alıyor. Dünyayı incittiğimizde aslında kendimizi incitiyoruz. Çünkü hiç kimse incittiğiyle aynı yerde mutlu olamaz. O yüzden yarimizi incitmemek, yani sevmek, dünyayı incitmemek gerekir. Herkesin yâri yanında değil, senin yârin yanında ama benimki evde. Ben şimdi yârime bir şiir okumak istiyorum. Bir kısa bu hor kullanmakla gibi şey, Erzurum'un biri bakmış ki adam biri arabayı kullanıyor, böyle oraya zıplıyor, oradan geçiyor, gaza basıyor, bilmem ne yapıyor. Neyse gelmiş kahveye falan, açmış kapıyı, bir çay istemiş. Kardeş demiş, araba senin mi demiş. Değil, kira demiş. Hele belli demiş, hor kullanıysa. Hor kullanıysa. Şimdi, evet, dünyayı hor kullanıyoruz. Dünya bizim değil herhalde, belli ki hor kullanıyoruz hocam. Hor kullanıyoruz. Buyurun evet, hocam. Bizim sizin değil, gerçekten bizim gibi davranmıyoruz. Aslında bu bizim aldığımız eğitimle ilgili. Bu dünyaya inanmıyoruz da, o yüzden benim baştan beri bir iddiam var. Bir sistem dünyayı, var, seni burada mutsuz olursan başka evet, bir mutluluk var. Ya bu dünyayı var, seversek, dünyanın bize ait olduğunu ve başka bir dünyamız olmadığını aslında inanmaya başlarsak dünyayı hor kullanmayız. Evet hocam. Ben eşim için bir şiir okumak istiyorum. Eşimin çok sevdiği bir şiir, Akader'in bir şiiri. Evet. Üzerinde fon yaparsan, şiirin adı Dağ Başında. Beni bir dağ başında böyle yapayalnız kodular. Rüzgarlara, kuşlara, bulutlara yakın. Senin etinden tırnağından ayrı, senin kokundan uzak. Benim güzelim, benim ceylan bakışlım, benim kafamın ateşi ve yüreğimdeki. Mümkün mü şu anda rüzgar olmak, kuş olmak, şu anda 3-4 portakal almak, getirmek sana, sana tuzlu badem, kabak çekirdeği.
Şu anda hiçbir şey mümkün değil. Şu anda her şeyden ayrı, her şeyden uzak ve her şeyden mahrumum ben. Şu anda sadece yalnızlık ve kahır. Hayır güzelim, hayır ceylan bakıştım, hayır kafamın ateşi, hayır, hayır yüreğimdeki. Şu anda mümkün ve güzel olan bir tek şey vardır, yanarak sevmek seni. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde kimden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Libas giymiş gülden naziktir. Türlü libas giymiş gülden naziktir. Bülbül cevreylemek güle yazıktır. Çok hasretlik çektim bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar paresi. Çok hasretlik çektim bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar faresi. Okul dışı. Bakın şimdi şu sayacağım şeylerin okulu yok. Gökyüzünde rastgele bir bulut parçası için körü körüne tutkunluğun, ağacın birine durup dururken abayı yakmanın, sigara içmekten, kibrit çakmaktan alacağınız keyfin okulu yok. Yaz geceleri cırcır böceklerin dinlemeyi bilmenin de okulu yok. Okulu yok ekmeği, peyniri, domatesi küçümsememenin, sözün, sazın, oyanın, yazmanın halisini seçmenin, daha buna benzer nice nice şeyin okulu yok. Aşkın, inancın, insanlığın okulu yok. Ama dilerseniz hepsini öğrenebilirsiniz. Biraz çaba yeter. Sabahattin Kuvvet Aksal. Bir sultanın katı yüksek uçarsın. Bir sultanın katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolunuzun töresi? Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim.
Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir ilinizin töresi? Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Hocam programımızın sonuna geldik. Geldik yine, sonuna. Yine yetmedi 2 saat. 2 evet. Saat yetmedi. Güzel gitti. 1,5 saat değil mi çocuklar? 2 saat. 1,5 saatmiş. 1,5 saat tabii yetmez hocam. Söyleyecek çok olmaz. Sözümüz. Bir daha o zaman. Çalacak çok sazımız var ama şöyle kapatalım. Nazım'ın çok güzel bir şiiri var. Diyor ki, en güzel çocuk henüz büyümedi. Evet. En güzel deniz gidilmemiş olandır. Evet. En güzel günlerimiz yaşamadıklarımızdır. Evet. Ve sana anlatmak istediğim en güzel, sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Ben de Nazım'dan o zaman ekleyeyim. En güzel program henüz yapmadığımızdır. Kesinlikle. Evet. İşte ben de oraya getiriyorum. Tamam. O yüzden biz yine şiirlerle, türkülerle, sözle, sazla ve sohbetle bir araya gelelim. Daha uzun, senin geleceğin haftayı biz ona göre şimdi şey yapmadık onu. 10.30 yaparız. Yani 8.30-10.30, 2 saat olmuş olur. Evet yani. Bizimsin hocam, biz de çalalım, söyleyelim yani. Evet yani zaman olursa daha çok okuyacak şiirimiz, söyleyecek evet. Sözümüz var. Türkümüz var. Türkümüz var. Aynen öyle. Hani ben aslında şöyle diyorum, buraya gelsem, sen türkü söylesen, sürekli ben dinlesem, bana yeter bu. Evet. Ama sen arada... Onu zaten evde yapıyorsun. Ha, evde yapıyorum da şimdi arada sen lafa dahil olunca dahil oluyorum. Aslında ben geleyim, oh, oturayım burada. Şöyle bir de kahve alayım, türkü dinleyeyim senden. Evet. Yani İlke Dürk Doğan'dan türkü dinlemek... Gönül ister ki hep şiir okusam, ben de dinlesem. Evet, kaç kişiye nasip olur. Estağfurullah hocam. Televizyon açan herkes dinleyebiliyor. Evet. Şeyimiz yok. Haftaya görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm Kanal V çalışanların adına sizlere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Zeyhat Hocam da onurlandırdı programımızı yine. Yazın yaptığımız program defalarca izlenmiş. Evet evet ve çok insan bunun adeta o gün canlı yayın olduğunu zannediyorlar. Evet, bana, hocam sizi televizyonda gördük falan. Söyledim ya, bana şey dediler, Zeyhat Hoca ile yaptığınız 3 programda izledim dediler. Evet. Bir kere program yaptık, 3 kere tekrarlamış. Ama o kadar çok tekrar evet. Yayınladılar ki. Bunu da yayınlandı. Biz bunu tekrar edelim ilk. Edelim hocam. Yani biz bunu bir istişare edelim size yayından sonra. Evet. Tamam. Ne yaparız diye bir karar verelim. Aynen öyle. Değerli izleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.